Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet, size yine çok güzel, çok hafif böyle iğneden tığa çiçekli bir badem modeli hazırladım. Şöyle modelimi göstereyim. Evet, modelimiz bu. Şöyle çiçekli badem modeli bakın. Çok güzel ve zarif bir model oldu. Ara suyu olarak da sadece üçer zincirden oluşan tığ battılar hazırladım. Ve daha önce bunu badem benzerleri yapmıştım hatırlarsanız. Onları böyle ilmekle yapmıştık arkadaşlar. Pipetle veyahut da böyle kalemle. Bu şekilde çimenin dallarını zincirle hazırladım. Böyle bademimizin de kenarlarına çiçek koyarak hoş, zarif ve böyle güzel bir model çıkarmaya çalıştım sizler için. Hem iğneden tığa hem de yapımı çok kolay bir çiçekli badem modelimiz. Evet, modelim bu. Şimdi modelimizin nasıl yapıldığını anlatmaya geçelim. Evet, şöyle ikişer zincir çekerek tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini hazırlıyoruz. 696 no'lu videomda mevcut arkadaşlar. Şöyle köşe dönüm işlemi şöyle göstereyim. Tülbent kenar tığlama işlemi mevcut. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi ilk başlar gibi başlayacağız. Bakın, iki tane çiçeğimizin arasına 15 tane bu şekilde tığ battı hazırlayacağız. Evet, şöyle bakalım. Şimdi tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimizi sabitleyip 3 tane zincir çekiyorum. Hemen yanındaki tığ battıya girip bu şekilde bir tığ battı oluşturuyorum. İpinizi güzelce esnetin arkadaşlar. Böyle sıkı sıkı üçer zincir çekerek tığ battılar hazırlarsanız aynı zürafa gibi olacak. Şöyle telefonumuz yanılttı. Evet, bu şekilde 15 tane yaptık. Şimdi dallarımız için yuva hazırlayacağız. Bir zincirle hemen dönüş yaptım. Aynı tığ battıya sabitledim. 5 zincir çekerek yuvamızı oluşturalım. Hemen yanındaki, bakın, hiç tığ battı atlamadan yanındaki tığ battımızın içerisine sabitliyorum. Bir tane zincirimi çekip hemen yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde bakın yuvayı oluşturunca bu çok güzel duruyor arkadaşlar. Trabzan'dan bu şekil bazı yuvalara daha hoş duruyor. 12 tane zincir çekiyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Buraya yuvanın içerisine sabitliyorum. İlk dalımızı oluşturdum. Bu daldan buraya 5 tane oluşturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 zinciri kapatıyorum. İkinci dalım. Tekrar 12 zincir. Hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Buraya sabitliyorum. Tekrar 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Buraya kapatıyorum. Şimdi bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındaki dönüş yaptığımız tığ battıya inip oraya da bir sık iğne yapıyorum. Şöyle arkadaşlar bakın, bu şekil olunca şu tümseklik aynı buradaki tümseklik gibi oluyor. Aşağı meyletmiyor. O zaman da yapacağımız çiçeğimiz hoş duruyor. Şöyle dallarımız düzelecek arkadaşlar. Yapınca bakın bu şekilde 5 tane dalı hazırladım. Şöyle açarak aralarını göstereyim. Şimdi çimeni bu kadar. İlk başladığımız noktaya geldik. 3 tane zincir çekerek 15 tane tığ battı hazırlıyorum. Bakın, çimeni çok kolay.
Üsküdar'ın yapması da zaten arkadaşlar, çiçekli bademi yapması da çok zevkli olacak. Şöyle 3 tane zinciri çekip tığ battımın içerisine sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir. Şöyle kapattım. Tekrar 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. 4. 1, 2, 3 zincir. Şöyle bakın bu şekilde 15 tane olacak. Sonra demin yaptığımız gibi dönüş yapıp 5 zincirli yuva hazırlayıp üzerine 12 zincirden 5 tane dal hazırlayacağız arkadaşlar. Sonra bu bademimizin yapılışına geçeceğiz. Yapılışı da kendi de çok güzel oluyor. Şimdi doğalgazcılarla sesli geliyor. Telefon konuşması geliyordur arkadaşlar. Şimdi çiçeğimizi yapımına geçelim. Evet, çimeni bu şekilde hazırladık. Bakın arkadaşlar. Sadece 5 daldan oluşan ve arasında tığ battı olan çimen. Şöyle ilk dalın içerisine sık iğne ile ipimi sabitliyorum. Ve yapımına başlıyorum. Bademli çiçeğimin. Şimdi bir tane zincir çektim. Sık iğnenin üzerine bir defa da tığı dolayıp şöyle yeşil dalın arasından ilmek çıkarıp iki tane alıyorum. Bir tane minicik bir trabzan oluşturdum. 6 tane zincir çekiyorum. Buraya trabzanın arasını yuva edinip buraya kirpik yapacağız. Kapattım ilk kirpiğimi. Tekrar 6 zincir. 4, 5 ve 6. Buraya kapattım ikinci. 3, 4, 5 ve 6. Şöyle. Üçüncü kirpiği hazırladım. Trabzanın içine 3 tane kirpik. Şimdi yuvalar hazırlayacağız 4'er zincirden. Evet, 4 zincirimi kapatıp buraya tığ battının içerisine sabitliyorum. 4 zincir. Sıradaki dalın içerisine. Bakın 4'er zincirden yuvalar hazırlıyoruz. İpimi güzelce esnettim arkadaşlar. İncecik oldu. O yüzden zincirler de çok güzel oluyor. Bakın 4 tane 4 zincirden yuva yaparak ilk sıramızı başladık. Hemen bir zincirle dönüşümü yaptım. Bir defa yine tığımı doladım. İlk yuvanın içine girip şöyle iki tane alarak trabzanı oluşturdum. Buraya da 6 zincirden 3 tane kirpik yapacağız. Hemen kapatıyorum. Bu birinci kirpiğim. 3, 4, 5, 6. İkinci kirpik. Tekrar. Üçüncü kirpiğimizi kapattık. Şimdi 4 zincir çekerek yine yuvalar hazırlayacağız. Bu yuvaların içerisine girerek şöyle sabitledim. 4 zincir. 2, 3, 4 zincir. Şöyle bakın yavaş yavaş da yuvalarımızın sayısını azaltıyoruz bu şekilde. Şimdi bir zincirle yine dönüyoruz. Dönüşlerde bir zincir yapıp hemen ilk yuvalara trabzandan yuvalar oluşturuyoruz. 6 zincir. Trabzanı aralayıp kapatıp kirpik oluşturdum. 4, 5, 6. Daha önce buna benzer hazırlamış olduğum bademler yapımı biraz ağırdı arkadaşlar. Bu daha kolay hem daha güzel. Şimdi 4 zincir çekerek
Şöyle zincirleri de sıkı sıkı çekin ki kalıp gibi olsun arkadaşlar. Gevşek zincir hiç güzel durmuyor. İpinizi güzelce incecik esnetin. Bu şekilde. Şimdi bir zincirle dönüşümü yapıyorum. Hemen buraya. 2 şöyle 2 alarak trabzanı hazırladım. 6 tane zincir. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Trabzanın içerisine kapattım. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Altıncı kirpiği, sonuncu kirpiği de altı zincirimi de kapattım. Dört tane zincir çekiyorum. Bakın, tek kalan bu yuvaya hemen tamamladım. Şöyle bir zincirle yine düz tarafına dönüyorum. Bakın bu son işlemde düz tarafına gelecek bu şekilde. Ve buraya da trabzandan yuva hazırlayıp tepe noktasının çiçeğini, kirpiğini yapacağız. 6 zincir. Trabzanın arasını bu şekilde yuva ediniyorum. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4 ve 6. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada bir zincir çekip kopartmıyorum. Şöyle aşağı daha güzel meyilli durduğu için sahte sık iğneyi biliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde daha hoş duruyor bakın. Şöyle sahte sık iğneyi yaptıktan sonra ipimi koparıyorum. Ve bakın kalıp gibi hoş ve zarif bir model oldu. Hemen ipimi yakıp temizleyip geleyim arkadaşlar. Evet. Modelimi tamamladım bakın arkadaşlar. Gerçekten çok güzel ve yapımı çok kolay oldu. Şöyle iki tanesini yan yana tutayım. Kalıp gibi oluyor arkadaşlar. Bir de bunu arka tarafından ütülediğiniz takdirde çok hoş ve zarif duracak. Şöyle arkadaşlar ışık yansıması için tülbenti koymuştum ama kaldırayım da bir de şöyle bakalım. Çok hoş ve güzel bir model oldu. Gerçekten arkadaşlar modeli görünce insanın içi açılıyor desem yeridir. Şöyle. Ara mesafesini de biliyorsunuz ben örnek amaçlı 11 tane kalmış. Siz bunu 13, 15, 12, 17 de fazla olmasın arkadaşlar. Şöyle en az 15 tane, en fazla 15 tane bırakın. Şöyle. Renkleri mavi, mor istediğiniz böyle badem, üzüm renginden koyabilirsiniz. Çiçekli kolay badem modeli. Evet arkadaşlar. Modelimiz bu. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Şöyle Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.